Bu ülke olduğu için biz varız. Biz olduğumuz için ülkemiz yok. Onun için bu ülkeyi kuran o Atatürk, o arkadaşları, o aziz şehitlerimizi bu ülkenin her vatandaşı rahmetle şükranla anmak durumundayız. Bu asgari düzeyde bizim vefa borcumuzdur. Gerçek vefa borcu budur. Sadece sözleriyle değil, Cumhuriyeti taçlandıran eserleri, Türkiye'yi gururlandıran başarılarıyla en büyük vefa borcunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ödemeyi görev bildi Profesör Doktor Mehmet Haberal. Bugün de ona vefa duyanların ödülüne layık görüldü. Ankara Sivil Toplum Kuruluşları platformu oy birliğiyle alınan kararla Profesör Doktor Mehmet Haberal'ı vefa beratıyla ödüllendirdi. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hasan Telatar Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Açış konuşmasını ASTOP kurucusu ve onursal başkanı Veli Sarıtoprak yaptı. Gerçekten bir değer. Ona herkes vefa ödülü verse yine borcumuzu ödeyemeyiz. Açtı gitti artık o. Türkiye'de bir değer, bir kıymet, bir marka. Şimdi dünyada bir değer oldu. Dünyadaki tıp camiasını örgütlüyor. Onlara başkanlık yapıyor. 7 gün 24 saat çalışan benim rol modellerimden biri. Ardından dönem sözcüsü Levent Çamur, İcra Kurulu Başkan Vekili Nezih Allaoğlu, TÜSİAV Sağlık Platformu Başkanı Profesör Doktor Timur Gürgan ve sanatçı Pınar Ayhan da Haberal'ı tebrik etti. Benim için bu çatının farklı bir yeri var. Kabul ettiğiniz için başta hocam sizlere, rektörüme, bütün Başkent Üniversitesi çalışanlarına, değerli hocalarıma hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Türkiye'de bundan yaklaşık 47 yıl önce ilk canlıdan organ naklini gerçekleştirebilmek bizlerin bugün dahi böyle anlamamız çok zor olan şeyler. İnsanlara dokunuyor, hayatlara hayat katıyor. Çok değerli bir çalışma yapıyor. Yani hakkı ödenmez. Ulusal ve uluslararası büyük bir liderliği kazandı. Kendisine çok büyük saygım var ve bilimden şaşmadan vatana hizmet, bilme hizmeti onda gördük. Onurdur burada şu anda yer almak benim için. Bizler Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Cumhuriyet çok özenmiş bize. Gerçekten çok özenmiş. Nakış nakış dokunmuş bizlere bundan 100 yıl önce. Biz o güzel dokuyla ruhumuza nakşedilen vatanseverlik, efendim çağdaşlık, medeniyet ruhuyla adım adım kararlılıkla ilerlemeye devam etmeliyiz. Ve yönetim kurulu üyeleri Profesör Doktor Haberal'a vefa beratını takdim etti. Onursal üyelik beratı da takdim edildi Haberal'a. Profesör Doktor Mehmet Haberal da teşekkür etti. Ülkemize hizmete eserlere talibiz diyen Haberal, bu gururu da her başarısında olduğu gibi vatandaşlık görevim diyerek Türkiye'ye atfetti. Her zaman şunu söylüyorum, ne mutlu ki ülkemiz var. Bütün mesele burada. Bugün buradaysak, bu ülke olduğu için buradayız. Onun için ben her zaman her şartta, şartlar ne olursa olsun, çünkü bir yerde kusura bakmayın, ben cehennemden geliyorum. Şartlar ne olursa olsun, ben hep şunu söyledim, ne mutlu ki ülkemiz var, bir gün buradan çıkarım. Dolayısıyla ülkemiz önemli. Bu ülke olduğu için biz varız. Biz olduğumuz için ülkemiz yok. Onun için bu ülkeyi kuran o Atatürk, o arkadaşları, o aziz şehitlerimizi bu ülkenin her vatandaşı rahmetle, şükranla anmak durumundayız. Bu asgari düzeyde bizim vefa borcumuzdur. Gerçek vefa borcu budur. Ve görevimiz ne? Onların hayatları pahasına kurmuş oldukları bu cumhuriyete sahip çıkmaktır. Birinci görevimiz bu. Öteki onu yüceltip yükseltmektir. Şu gördüğümüz şey Atatürk'ün söylediği gibi asıl medeniyet düzeyidir. Görevimiz bu ülkeye katkı sağlamaktır. Biz hizmete talibiz değerli arkadaşlar. Ülkemize hizmete talibiz. Ülkemize eserleri katmaya talibiz. Biz bunu yapıyoruz. Bu görevimiz aslında. Bu bir vatandaşlık görevidir. Şimdi kusura bakmayın burada işte
Veli ve diğer çok değerli arkadaşlar konuştukları zaman ben böyle terledim de. Çünkü bu benim görevim, bu benim vatandaşlık görevim. Yaşamım boyunca bir tek hedefim oldu. Bu ülkeme bir çivi daha fazla nasıl çakarım? İşte bakın şu Ukrayna'nın halini görüyorsunuz. Şimdi ben düşünüyorum bu Ukrayna böyle şey yapınca diyorum ki şu işe bakın, şu Atatürk'ün marifetine bakın. O şartlarda şimdi o Çanakkale'yi düşünelim. Bizim insanlarımızın özelliği eğer inanırlarsa, eğer bilirlerse ki siz kendi çıkarlarınız için değil, bu ülkenin çıkarları için veya bu ülkenin insanları için bir şey yapmaya çalışıyorsanız her şeyi yaparsınız. Bilesiniz ki bu ülkede yapılamayacak çok az şey var. Yapılabilecek değil. Yapılamayacak çok az şey var. Ben kendi konumla ilgili, sağlıkla ilgili sizlere de bütün milletimize diyorum ki bilesiniz ki sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Artık bu ülke bilim ihraç ediyor. Bakın şimdi Ukrayna'dan kalkıyor hasta, Kazakistan'dan kalkıyor hasta, Ürdün'den kalkıyor hasta, yani Orta Doğu'dan kalkıyor hasta diyor ki ben Türkiye'ye gideceğim, Ankara'ya gideceğim ve orada ben tedavi olacağım. Ha tabii şöyle temenni ederiz ki bütün bu ülkeler yani bizlere de muhtaç olmasınlar, onlar da kendilerini yapsınlar. Şimdi 2014'te beni Astana'ya davet ettiler. Dediler ki çocuklarda karaciğer transplantasyonunu başlatın. Arkasından işte biz gittik hakikaten. İşte orada çocuklarda karaciğer transplantasyonunu başlattık. Dediler ki acaba bize daha fazla nasıl yararlı olabilirsiniz? Onlar dedi ki merak etmeyin ben şimdi giderim bir dernek kurarım. Tamam mı? Geldim. Aralık 2014'te Türk Dünyası Organ Nakli Derneği'ni kurdum. 2015'te Astana'da ilk kongresini düzenledim. 22 ülke katıldı. Özbekistan'da böyle bir organizasyon ki orada da çocuklarda ve eşler arası transplantasyonlara başlattık. Başbakan yardımcısı bana dedi ki Aziz Abdülhakim, Mehmet Bey ne olur başkenti burada kurar mısınız? Kurmam dedim. Ama başka ülkeler geldi de işte onlar kurdu da falan deyince dedim ki bakın başka ülkeler buraya sizden bir şey almak için geliyorlar. Ben buraya size bir şey vermek için geldim. Tamam mı? Ve kongrede konuşurken onlara dedim ki bakın ben niye buradayım biliyor musunuz? Atatürk öyle vasiyet etti de onun için buradayım. Çünkü Atatürk bize vasiyet etti dedi ki aynı kökten gelen insanlarımızı da yalnız bırakmayın. Kurmuş olduğumuz bu dernek nedeniyle artık dünya ile köprü kurduk. Aynı şeyi aslında 80'li yıllarda Orta Doğu için yaptım. Orta Doğu Organ Nakli Derneği'ni kurdum. Ha şimdi şöyle işin özeti artık çok şükür 100. yıl, yani 100 yıl bu ülkemiz, şimdi önümüzdeki sene 100. yılı kutlayacağız, tamam mı? Şimdi biz hazırlık yapıyoruz. Başkent Üniversitesi olarak ilaveten seneye asgari iki kongre düzenliyorum. Bir, bu Orta Doğu Organ Nakli Derneği'nin çatısı altında dünyayı Ankara'ya getiriyoruz. İki, Ekim ayında cerrahi ve yanık konusunda yine dünyayı Ankara'ya getiriyoruz. Ha, üçüncü organizasyon, üçüncü kongre de şu anda hazırlık içerisinde büyük olasılıkla onu da yapacağız. Ha, 2024'te dünyayı İstanbul'a getiriyoruz değerli arkadaşlar. Ben sadece sizin gibi bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her şartta gurur duydum. Hiçbir şartta ülkemin aleyhinde hiçbir kimse bir kelime edemez. Bu ülke bizim değerli arkadaşlar. Bu gördüğünüz her şey Allah'a çok şükür. Alın teri,
güvenin ve özverinin eseridir. Şimdi ilkokulda matematik sorusuydu. Bize sorarlardı bir kuruş kaç para? Şimdi bir kuruş 40 paradır. 2,5 kuruş 100 paradır. Şimdi ya bilesiniz ki biz kurum olarak, Başkent Üniversitesi olarak onları dahi devletin bütçesinden almayız. Dolayısıyla görevimiz ülkemiz için gerekeni yapmaktır. Biz bunu yapıyoruz. Ve ne diyorum, bu ülke işte şimdi 84 milyon oldu galiba. 50 milyon bir çivi çakarsa bu ülke eserlerle dolar. Ama bütün mesele ülke için ne yapabiliriz? Soru bu. Bilelim ki Başkent Üniversitesi çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan kolejlerine, polikliniklerden hastanelerine, otellerine, tarlasından otellerine, kümesinden mutfağına. İşte Başkent Üniversitesi bu. Tamam mı? Çok şükür. Genelde şimdi arkadaşlar bazen bana takılıyor işte o yok onu ithal ediyoruz işte tahılda işte buğdayda ithal edilecek de diyorum bizim tarlalarımız var merak etmeyin. Sebzeler onları diyor sarımsak o da var merak etmeyin her şey. Ülkemizin her santimetre karesini değerlendirmek durumundayız ve ona sahip çıkmak zorundayız çünkü hepsi kutsal bizim için. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Tören aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Ben geleceğim.